Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Bir pazartesi akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin gündemi Fenerbahçe Kongresi. Fenerbahçe'de pazar günü seçim var ve iki başkan adayı e, Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Ali Koç yarışıyorlar. Ve Fenerbahçeliler değil, bütün Türkiye'nin gözü kulağı Fenerbahçe'deki kongrede. Biz de Fenerbahçe seçimlerinin en popüler isimlerinden bir tanesini, Sayın Başkan adayları Mourinho'dan sonra belki de en popülerini, Acun Ilıcalı'yı bugün canlı yayında konuk ediyoruz. Az önce konuştuğumda Fenerbahçelilerin soruları var. Daha aslına bakarsanız herkesin soruları var. Bunları Fenerbahçe'de futbolun yeni patronuna Acun Ilıcalı'ya soracağız. Acun hayırlı olsun. Hoş geldin. İkisi bir arada. <laughs> Hoş geldin diyecektim. İkisi çıktı bir arada. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Ben de burada olduğu için çok mutluyum. Ya senin ben yani biz 20 yıla yakın olmuş tanışalı. 20 yıldır hep böyle futbol sohbetlerimizde sen hep kulüp yönetimi işine e, hep bir şey oldun. Böyle bir birazcık mesafeli durdun. Allah var Fenerbahçe'ye de yani maddi olarak da Acun Ilıcalı olarak da çok büyük destek oldun. En son bu Win Win'di kampanyanın ismi değil mi? Evet. Orada yani kampanyanın bayraktarlarını üstlendin sen. Yani hem medya ayağında hem iş dünyası ayağında. E, fakat yönetime girmeye işine hiçbir türlü çok yaklaşmadın. Bu sefer ne değişti? şartlar değişti diyebiliriz aslında. Yani e, tabii ki insan yarın ne yaşayacağını bilmiyor can Sonuç itibariyle hepimiz hayatı bir şekilde yaşıyoruz. Hayat bize ne verirse onu yaşıyoruz. E, ben Fenerbahçe sevgim zaten e, 7-8 yaşından itibaren e, çok yüksek düzeyde hep devam etti. Taraftar olarak çok maça gittim zamanda. Ondan sonra elimden geldiğince hep yardım olmaya yardımcı olmaya çalıştım kulübümüze. Ama e, şimdi öyle bir dönem geldi ki ee, sevgili başkanımız e, hani böyle bir görev için beni o gün gördü ve açıkçası yeni dönemde beraber olmak istediğini söyledi. Yani baktığınız zaman tabii ki ekonomik şartlar olarak da ben e, yani Allah yardım etti. ilerleyen süreçte e, işlerim çok iyi gitti. İşlerim çok iyi gittiği zaman Fenerbahçe'de daha da faydalı olmak istediğim bir döneme de girdim. Hani böyle bir dönemde başkanımız da sana ihtiyacımız var dediği zaman koşa koşa geldim. Çünkü dediğim gibi hani ne zaman kim çağırsa hemen koşmuşumdur. Bu yönetimde de bir görev düşündüğü için de ayrıca mutluyum tabii ki. Benim için büyük bir gurur. Şimdi biz Twitter'dan okuyoruz Fenerbahçe'deki yeni görev dağılımı kim ne yapacak diye ama seni bulmuşken sana soralım. Şimdi bizim anladığımız henüz böyle bir resmi açıklama yapılmadı ama evet. futbolun Başında sen olacaksın, Branko ile beraber ve sayın Başkan olacak ee, ve teknik direktör Mourinho. Böyle bir yapılanma var. Doğru mu bu? Bir de Ahmet Ketenci var tabii Hı. ki. yani Sevgili Ahmet'in çok büyük faydası oldu kulübe. Yani çok ön plana çıkmayı da sevmeyen bir kardeşimiz gerçekten. O Samandıra bölümünde çok e, aktif oldu ve çok da fayda sağladı. Ben kulübü yakından takip ettiğim için söylüyorum. E, yani şöyle diyebiliriz aslında. Sevgili başkanımız e, en başta olacak şekilde. E, ben, e, Mario Branco ve tabii ki büyük hocamız e, Morinho. E, dördümüz ve Ahmet e, beraber inşallah... Futbol bölümünü hepimiz Hı. sırtlayacağız, götüreceğiz gibi düşünüyoruz. Tabii ki seçimi kazanmamız lazım. Şimdi Mourinho, Türkiye... Yani orada da şunu söyleyeceğim aslında. Hı. Ben kısaca şunu anlatmak istiyorum. Çok uzun bir süre olmadı ama biz ekip olarak şimdiden çalışmaya başladık. Hani baktığın zaman hani 5 gündür altı gündür çok aktif bir dönemdeyiz ki 15 gündür şeyde sevgili Mario Branco ile de çalışıyoruz 15-20 gün oldu. Yani bu süreçte sevgili hocamız da geldikten sonra gerçekten çok değişik bir kimya oldu. Ben uzun zamandır hayatımda bu kadar birbirini anlayan bir grubun bir arada olduğunu görmedim. Herkes aynı dilden konuşuyor. Çok da mutluyum yani 10 saat geçen pazartesi 10 saatle başladım. Artık başım döndü kulüpten çıktığım zaman. Son iki gündür 8 saat, 7 saat devamlı İngiltere'de sadece yine 6-7 saat hem hocamız hem Mario Branco hep beraber toplantılar yaptık. Yani 3-4 saat uykuyla şu anda dolaşıyorum. O yüzden kusura bakma bazen Yok, kelimeleri bir araya itirebilirim ama kez... iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Hani güçlü bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Herkesin özellikleri kendi şeyinde çok farklı ama çok özel insanlar bir araya geldik diye düşünüyorum. Ben de bu grubu sonuna kadar destekleyeceğim tabii. Mourinho şimdi sadece Fenerbahçe için yani Türkiye tanıtım ee, şeyine vakfına herhalde böyle Mourinho bağışı gibi bir şey yaptı Fenerbahçe İnanılmaz bir şekilde ya Şampiyonlar Ligi finalinden başladı evet. bugüne kadar dünyanın her yerinde e, Türkiye konuşuluyor Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi konuşuluyor ama biz işin perde arkasında bu iş nasıl oldu bilmiyoruz evet. hep böyle konuşmalar var söylentiler var ama Mourinho fikri nasıl ortaya çıktı ilk nasıl konuştunuz e, bugün e, Mario'nun, Branco'nun bir açıklaması var Hat pardon, hatta şeyin hocanın da var bir açıklaması. Ama senden yani işin baş aktörlerinden bir tanesi olarak senden anlayalım. Nasıl çıktı Mourinho fikri, nereden çıktı, nasıl görüşme başlandı, İlk temas nasıl kuruldu, Hı -hı. ne konuşuldu? Yani e, Mol, Mourinho fikri Mario Branco'dan çıktı öncelikle. Onu söylemem lazım. E, onu başkamızla da zaten e, iki ay önce yaklaşık herhalde paylaşmış. E, Başkamız da sonuç itibariyle yeni sezon planlaması yapılacak. Ama bir yandan da başarı giden de bir takım var. Tabii. Fakat önümüzdeki sezonla ilgili de sonuçta bir hocalarla görüşülüp e, alternatifler masaya yatırılması lazım. İlk temas ve görüşme e, başkanımız tarafından Mario Branco ile beraber yapılıyor aslında. İlk görüşen Mario Branco hani onunla ilgili bazı şeyler ben de duyuyorum da o zaman da onun içinde olduğum için söyleyeyim kesinlikle Mario Branco ilk görüşen e, hocamız da bunu söyledi zaten bugün. Bugün söyledim oraya. Evet ondan sonra tabii ki süreçte Beşiktaş'ın da devreye girmesi var. ne evet. bileyim işte başkalarının da devreye girmesi var. Bizim e, bu da çok devreye normal. giremememiz var. Ya, yani, acı bir şey de neyse sen için katmayayım onun içerisine yani. <laughs> Hayır. yani bu çok normal futbolun doğasında olan bir şey. Yani birileri devreye girecek, konuşacak, edecek. Ama bu işler şöyle olur genelde. Ben futbolda onu anladım. Herkes konuşur, eder, onu teklif eder, bunu teklif eder. Evet sonuçta biri gelir işi bitirir. Bugün Mourinho işini bitiren Mario Branco'dur. Görev veren de Ali Koç'tur. Ali Koç Mario Branco'yu bu işi bitirmiştir. yolu da bitmiştir. Yani çok i̇lk net ve temiz bir olay olmuştu İlk yani. konuşmalar nasıl oldu? Yani Ya ilk konuşmalar tabii şöyle, yani ben de işin çok içinde olduğum için söyleyeyim. Çünkü e başka teklifler de vardı. Suudi Arabistan'dan çok büyük bir teklif aldığı söyleniyor. Başka Avrupa takımlarından aldığı söyleniyor. Ya bir kere net bir şekilde söylemem gerekirse Güven hayattaki en önemli şey. Bu tip marka isimler güven ister. Yani e, Mourinho gelip de bu kulübe götüreyim deyip zaten götüremezsiniz. Burada iki tane önemli olay var. Bir, Fenerbahçe'nin verdiği ismin güveni. İki de Ali Koç güveni. Yani bugün başkanımız çok kendisinin farkında değil belki ama hani dışarıdan birisiyle e, muhatap olduğumuz zaman hani Ali Koç avantajı bir durumumuz var. Yani yurt dışından birisi Google'lasa karşısına Ali Koç çıkıyor. E, kim olduğunu görüyor. Ee, ondan sonra hani bu iletişimde çok büyük bir faktör ee, şimdi başkan Ali Koç, e, sportif direktör Mario Branco, e, şimdi Mourinho kendi kariyerini emanet edeceği bir ekip ister, sonra ondan sonra tabii İşler nasıl gidecek diye bunu da merak eder. Bununla ilgili tabii telefonda çok toplantı yaptık. E, oralarda ben karşımda çok istekli, gerçekten kariyer için böyle savaş vermeye ve yeni bir madalya takmaya hazır bir e, teknik ediyordum. Ne soruyordu? Mesela seni en çok etkileyen yaklaşımı neydi? Ya yaklaşımı şuydu, e, ona çok güldüm. Ya e, ben şu anda partizana çalışıyorum dedi. Partizan deyince ben de böyle ne olduğunu anlayamadım. Ondan sonra e, hani e, üç, ikinci görüşmemiz, üçüncü görüşmemiz ne? Üçüncü görüşmeydi galiba. Ben partizan çalışmaya başladım dedi. Partizan bizim e, olası o, rakibimiz o. Avrupa Kupalarında. Yani o kadar konsantre. E, onun dışında tabii ki e, şu çok önemliydi. Aynen birebir söylüyorum size. E, başka bir başkan adayından dedi. E, yüksek bir teklif aldım dedi. Ama dedi... Ben para için gelmeyeceğim dedi. Başka bir Türkiye'de mi başkan adayı. Evet Fenerbahçe'de bir başkan adayı daha var ya. Ha, Aziz Yıldırım. Aziz abi. Yıldırım. Yani e, ona ismi olarak kullanmadı. E, ama başka bir başka adayından dedi, yüksek bir teklif aldım dedi. Fakat dedi bunu pazarlık malzemesi olarak da kullanmayacağım dedi. Ve e, bununla ilgili size bir baskı yaratmayacağım dedi. E, ben dedi e, bu rakamların olması şart değil. Fenerbahçe'ye gelmek istiyorum dedi. Ve Fenerbahçe'de başarı hikayesi yazacağım dedi. O yüzden dedi o konuda kendinizi sıkmayın dedi. Telefonu kapadık Çok mutlu oldum ben. E, kulübümüz adına mutlu oldum. Çünkü yüksek bir bütçe e, her zaman sonuç itibariyle yani ne kadar harcarsan bir yerden kısmak zorundasın sonuçta. E, bu yaklaşım çok çok hoşuma gitti. Sonrasında zaten e, yani o konularda mesela öyle kolay gitti her şey. O kadar çabuk gitti. Mario Branco görüştükten sonra mı Aziz Yıldırım konuşmuş ve bu teklifi yapmış? Hayır hayır. Yani o aralarda ilk e, görüşler, Mario Branca konuştu. Mario Branca konuşuyor, sonra, görüşüyor, ediyor. Sonra e, Aziz Bey de giriyor devreye. Ondan soruyor. sonra o da e, teklifte bulunuyor. E, tabii orada hani çok ihtiyacı olduğu için seçim için önemli olduğu için de herhalde agresif bir teklifte bulunuyor. O sırada tabii ki şöyle de bir durum var şimdi. E, belli bir süre e, sezon bitmemiş. E, Başkanımız hamle yapamıyor. Hmm. Yani öyle bir süreç yok şimdi. Sezon bitmemiş. e Sezon bitince ancak biz Mourinho konusunu konuşabileceğiz çünkü hocamız var ve takım şu anda, o anda şampiyonla oynuyor. O yüzden hani bizim orada bir elimiz kolumuz bağlanmıştı aslında. Hmm. O yüzden de o süreçte teklif arttı, hadi bitirelim dendi falan filan. Sonra ne zaman dikkat edersen sezon bitti, biz ertesi gün iki gün içinde işi bitirdik. E, gittiniz, oturdunuz, evet. anlaşmak için o. Ortamı bir anlatsana bize. Ya yani çok böyle zaten e, anlaşmaya hazır bir insan var. Yani e, dediğim gibi ya şunu Fenerbahçe taraftarlarının çok iyi bilmesini istiyorum. Biz dünyada çok önemli bir markayız. Yani Fenerbahçe dediğin zaman bugün dünyanın en büyük üç hocasından biri heyecanlanıyor. Bu çok önemli bir duygu. Çok gurur duydum. Yani ben hayatımda gurur duyduğum çok anım var. E, hem Fenerbahçe ile ilgili hem de ülkemizle ilgili. Ama Fenerbahçe'mizin kalkıp da Mourinho tarafından böyle telaffuz edilmesi ve çok önemli bir başarı hikayesini bizimle yazmak istemesi. E Mourinho için başarı hikayesi nedir? Şampiyonlar Ligi şampiyonluğudur. Ya da UEFA şampiyonluğudur. Oraları zorlayacağını ve oralara oynadığını hissettirdi bize. Türkiye şampiyonluğu üzerine gelmek istemiyordum. Zaten Türkiye şampiyonluğu konusunda kendine güveniyor şimdi. Söz vermem diyor ama hani bu konuda zaten baktığınız zaman tarihi hep böyle bir şampiyon yapmakla geçmiş. Onun devamıyla ilgili çok büyük heyecanı var. Hmm. Yani yapılamayanı yapmayı seven biri vardı karşında. Ve dikkat edersen e, yani Mourinho'nun yaptıklarına böyle bir baktığın zaman işte 30 yıldır şampiyon olmamış takımı şampiyon yapmış e, Real Madrid'de gol rekorunu kırmış mesela. Hep yapılamayanları yapmış. Şimdi anladığım kadarıyla challenge'i yükseltmek istiyor. E, Oradan çok mutlu oldum ben. E... Konuştunuz peki böyle somut hani size işte takıma dair söylediği Türkiye'ye dair şey, çok detay şeyler söylemeyeyim ama mesela yani e... senin aklında kalan anekdotları merak ediyorum ben. Ya anekdotlar şöyle e, futbolcularımızı beğeniyor bir kere hani e, şunu çok takdir ediyor. Yani e, özellikle Galatasaray maçını seyretmiş. Hmm. Galatasaray maçında gördüğüm takım e, çok iyi diyor e, ve gerçekten hani deplasmanda 10 kişi olayı onu çok çok etkilemiş. Yani o maçı bayağı konuştuk. Ee, dedi ki yani bu futbolcuların çıkabileceği kapasite beni çok etkiledi dedi. Ama tabii ki e, oyuncu istiyor. Niye? Çünkü dediğim gibi hani takım zaten e, 100 puan toplamış neredeyse. E, şimdi şampiyonluğun çok ciddi aday olduğu belli. E, Mourinho efektle beraber zaten çok net görünen bir aslında bir başarı hissedilen diyeyim bir başarı var. Ama Mourinho'nun hedefi burası değil. Mourinho'nun hedefi Avrupa'da başarılı olmak. Onun için de hemen tabi transferle ilgili konuşmaya başladık. Başkanımız bu konularda biliyorsun yani imzalamadan bir şey söylemez, ee, imza atılmadıkça söylemez. Yani çünkü Ali Koç'u ben gerçekten çok seviyorum ama yani ya dediğim olmazsa ya verdiğim sözü tutamazsam gibi bir onda doğduğu günden itibaren bir net bir görüş var. Yani hayat görüşü bu. Bunu da takdir ediyorum. Yani çünkü belki de e, hani ona o yakışıyor aslında. Hani imza olmadan futbolcu açıklamayalım. Ya başkan mesela işi bitirmek üzere. Daha önce de olmuştu böyle bir şey. Başkan artık bitti iş hani her şey bitti. Yok son imza atıldı mı? Ondan sonra ancak konuşabiliriz diyor. O yüzden de şimdi çok masada kendi bugün mesela basın toplantısında sorudan söylemedi de tabii ki çok önemli isimlerle biz temasa başladık 3 gün 4 gün oldu bile Şimdi yani. onu soracağım. Yani oraya... çünkü onay almamız gerekiyordu. Hocamız da bu konuda doğru onayı verince yani doğru derken oyuncular doğru bulunca şimdi orada Ciddi bir mesai var şu anda. Siz Ad bir oyuncu listesi çalışıyordunuz. Tabii. Mourinho geldikten Aynen. sonra Mourinho ile oturdunuz ve Aynen. konuştunuz. Aynen. Mütabak oldunuz isimlerde Aynen. ve şimdi onlara teklifler mi gidiyor? Evet ama güzel isimler. E, güzel isimler. Şöyle söyleyeyim yani e, isimleri görünce heyecanlanıyorsun. Benzeme var mı orada? Benzeme yok. İsim, şimdi anket yapma boşver. Ben şimdi, sorarım. Hayır, şey, bu şimdi... <laughs> seni yakalamışken böyle bir şey sorulmaz mı? Hayır ama ben de söyleyemem. Çünkü bu şimdi e, kapalı kalması gereken bir konu ki. Çünkü bir biliyorsun futbolcunun transferine biz eğer uğraşıyoruz dersek o zaman ne olacak? O transfer bozuluyor. Hmm. Sistem bu. Yani kulübü fiyat arttırabilir. Mesela şurada çok bağlayıcı oluyor. Şu oyuncuyu alıyoruz diye hafif bir açıklama yap. Ben şimdi 30 tane 40 tane futbolcu yap, transferi yaptık yani. Oradan biliyorum. Tam oyuncu alacakken duyuluyorsa... Rakip takım diyor ki almak zorunda artık bunlar diyor. Pat diye fiyatı arttırabilir mesela. Hmm. Çünkü açıkladılar diyor. Olmazsa rezil olurlar diyor. O yüzden fiyat artıyor. O yüzden bu işler çok önemli. Sen burada zorlama bizi. Yok zorlamıyorum. Sen Beşiktaşlısın ben de Beşiktaş'ı severim. Yanlış anlama. Ama e, boşlar. şu anda bizi orada...